Adam geliyor söylüyor, diyor ki böyle böyle işte Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 milyar parası var. Abdullah Gül'ün ne şu kadar parası var diye söylüyor. Bunu açıklayan ABD'li bir istihbaratçıydı. Bilgiyi açıklamasından hemen sonra MİT devreye girdi ve o istihbaratçı Türkiye'den çekildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsviçre bankalarındaki gizli hesaplarının nasıl ortaya çıktığını eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin açıkladı. Pekin, konunun ilk kez 2010 yılında Genelkurmay karargahına gelen bir ABD'li istihbaratçı tarafından dile getirildiğini söyledi. Bu gelen de DIA'da çalışan, yani Defense Intelligence Agency'de çalışan bir arkadaşımız, Bob diye birisi, Amerikalı. Türkiye'de çok uzun yıllar ateşelik yapmış, ondan sonra istihbaratçı olduğu için de Türkiye'de bırakmışlar. Pekin'in açıklamalarına göre ABD'li istihbaratçı, dönemin Genelkurmay Dış İstihbarat Başkanı'na Erdoğan ve Gül'ün İsviçre bankalarında gizli hesapları olduğunu söyledi. Adam geliyor söylüyor, diyor ki böyle böyle işte Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 milyar parası var. Abdullah Gül'ün ne şu kadar parası var diye söylüyor. Konu önce Pekin'e aktarıldı. Pekin de bilgiyi dönemin Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'e iletti. Dedim komutanım işte Bob geldi, şunları şunları söyledi. Tamam dedim, not aldım. Kaç şey daha vardı. Koşaner, Pekin'e duyduklarını MİT'e anlatmasını istedi. MİT'in başında da yine Erdoğan'ın sırdaşım dediği Hakan Fidan vardı. Işık Koşaner dedi ki MİT'le görüş dedi. MİT Müsteşarı'na söyledi ki başbakana söylesin dedi. Evet. Konuştuk MİT Müsteşarı'yla tabii. O başbakana söylemiş. Beni aradı tekrar Müsteşar, MİT Müsteşarı Hakan. Dedi komutanım böyle böyle gerçekten ne söylemiş, anlattım ne söylediklerini. Fidan konuyu ayrıntılarıyla öğrendikten sonra ABD ile irtibata geçti. Sonrasında da ABD'li istihbaratçı Türkiye'den geri çekildi. Adam istenmeyen adam ilan edildi ve buradan Almanya'ya gönderildi. Amerikalılara söylendi, Almanya'ya gönderildi. Olay kapatıldı.